Kurum temsilcilerinin katıldığı koordinasyon kurulu toplantısının en dikkat çekici diyaloğu elektrik kesintileriyle ilgiliydi. TEİAŞ temsilcisi devam eden projeler ve ödeneklerle ilgili bilgi verirken Vali Sebahattin Öztürk, Doğu Antalya bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerini gündeme taşıdı. Özellikle Doğu Antalya bölgesinde var olan sebep sizden mi kaynaklı? Büyük kesinti varsa bizle ilgili. Anladım. Şimdi siz de takip etmişsinizdir. Benim de merak ettiğim şu, zaman zaman biz bunu onlara da soruyoruz, söylüyoruz. Akedaş var biliyorsunuz. Burada herhalde yok. Artık onu da bir şekilde bundan sonra koordinasyona çağıralım. Her ne kadar özelleşmiş olsa bile. Evet, evet. Yani Akedaş diyebiliyoruz değil mi? Akedaş. Doğu Antalya'da geçtiğimiz yılda bu problemin yaşandığını söyleyen Vali Öztürk, özellikle yaz aylarında yaşanan bir sorun olduğunu belirtti. Doğu Antalya'da geçen yılda bu problem vardı. Özellikle yaz mevsiminde meydana gelen bir yetersizlikten bahsediyoruz. Yani Selik'te de var, Alanya'da da var galiba. Selik'te geçenlerde bir tepki bile oldu yani bu konuyla. Belki Kemer'de de varmış. Bu sırada söz alan Kemer Kaymakamı Bayram Ali Köse de Kemer'de de elektrik kesintilerinin arttığını ifade etti. Çok fazla arttı kesinti. Öyle. Gün içinde 8-10 sefere varan aynı noktada kesinti. Yani bunun aynı sıkıntıyı Doğu Batı yakasında biz de yaşıyoruz. Sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi alan Vali Öztürk, uyuşturucuyla mücadele konusunda Antalya'da var olan kapasitenin yetersiz olduğunu kaydetti. Kapasitemiz yetersiz. Üniversitede var olan küçük bir ünite var. Şimdi onun gerçekten büyük bir şeyle eğer becerebilirsek, başarabilirsek yani depremselliği iyi çıkarsa diyelim. Bu binayı yapmak ve bu şehre kazandırmak çok önemli bir sosyal soruna daha bir sıkı bir şekilde el koymak veyahut o konuya ele almak anlamına gelecek. Yani çok önemli bir husus. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Taş ise sütçülerde amatem oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Karayolları 13. Bölge Müdürü Şenol Altıok'ta çevre yollarıyla ilgili bilgi verdi. Çalışmalarımız devam ediyor. Antalya-Batı çevre yolumuz 13,5 kilometre uzunluğunda. Buradaki imar sorunları çözüm aşamasına da geldi. Şu anda imar problemi olmayan kesimlerde çalışıyoruz. Hedefimiz bu işi 2015 yılı içerisinde tamamlamak. Antalya-Kuzey çevre yolunun ihalesi genel müdürümüz tarafından 13 Haziran tarihinde ihalesi yapıldı. İhale süreci devam ediyor. Ayrıca bazı yolların üzerinde 2 adet köprü karşılıklı çalışmaları hızla devam ediyor. Önümüzdeki 3 ay içerisinde tabiatsızlık olması